Tamam canım. Mert Enigurt'a öncelikle sizi çiçekler karşılıyor. Şurada şu adaçayı herhalde. Aa ne güzel kekik. Adaçayı. Ben adaçayı çok yapıyorum. Şu an evde var, o yüzden almayacağım ama bunlar da güzelmiş. Şöyle kekik var. Paketi de 17.90'mış. Buyurun. Şöyle yapay bitkiler var. Lavanta var. Lavanta nipastron getiriyor. Bunlar da canlı çiçekler. Paketi bulundan yemişler. Orkideler yetmiş şimdi. Ay şu kaktüs çok güzel. Şunlar 19.90. Küçükleri 12.90. Ne canım? Atatürk çiçeği. Canım çok çiçek var evde. Yerimiz yok ama. Teşekkür ederim. Güzel canım Atatürk çiçeği. Şunları alayım sana bir tane. Ha bonsai var aşkoş. 119 lira. 2'ya da 90 liraydı canım. Bence 2'ya'daki daha güzeldi. Evet. Evet böyle bir. Aa kabak. Kabaklar ne güzel duruyor büyük. Bu kabakları. Bütün kilo 4.45. Ay çok güzel değil mi görüntüsü? Teşekkürler. Aynen. Meyveler ve çiçekler bizi karşılıyor. Karşıda da kabak tatlı. Ay karşıda çok değişik. Ay şunların görüntüsüne bak. Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyor ya. Bu neymiş arkadaşlar? Kabak tatlı diyor. Kabak midi diyor. Ay şunların görüntüsü çok güzel değil mi? Resmen dekorasyonluk. Şu alttaki bol kabağını göstereceğim size. Öyle tatlı duruyor ki. Ay çok güzel Allah'ım ya. Ha canım? Şunlar da aynı. Hepsi kabak çeşitleriymiş arkadaşlar. Valla ben bilmiyorum bunları. Zaten normal su. Hiç bir şey tüketmedim ama. Ne canım? Evet, alayım sana bir tane. Kalança mı? Evet, çok güzel. Atana kayar. Ya solarsa üzülürüm aşk hoş ya. Atana patlayacak. Tamam, camın, sen görürsün. Camın önüne koyarsam. Yavaş yavaş patlayacak. Eşim bir tane kalança aldı. Fiyatı da ne kadarmış? 16.90. 16.90. Kalança yerli. İyi hadi bakalım inşallah açar. Açar açar. Bu sefer. Açar açar, güzel açar. Yani bakarsan açar. Aa. Bana laf söyledi şimdi. Bakarsan açar. Hadi giriş yapıyoruz. Evet. Onlar lavanta canım. Evet, lavanta. Lavanta. Bak, yok yok, markete giriş yapmış bulunmaktayız. Aa, ağız bakım ürünlerinde bir alana bedava. Listenin ürünü biraz. Aslında Mingos'un ayçiçek yağı 82 lira canım. 82 lira ayçiçek yağı anlıyoruz. Migros'un kendi salçası indirimde 6.75, 2 tane aldık. Bakacağım şimdi oraya geçiyorum. O zaman bizim günlerinde bir yanına bedava. Bence iyi. 5 kiloluk un 25.50. 2,5 kilo. Güzel bir 2,5 kilo. 26 yani edin. Tane şey kilosu ne kadara gelmiş oluyor? 10 liraya gelmiyor bile. Ha. 10 liraya geliyor. Normalde kilosu 12,25'miş. O avantajlı oluyor tabii. Güzel yani. Aldı pirinç. İyi tamam. Sonra bir sene gider. İyi ki toplu alışveriş yapmayacağız dedik. Bir tane onu alıyorum. 25 lira. Aç bitin falan kaldı mı canım? Yok kalmadı. 3.15. Maşallah bunlara da zam geldi. 3.15. Dana da aldım bari.
Ya 5.95. Şey de alalım çocuk. He? Beyaz peynir. Beyaz peynir de alacağız tamam. Kendime de bir tane incitim alayım. Yok yok yeter. Gel canım. Yok fazla yemiyorum zaten. Bunlar krem peynirmiş. Bunlar yoğurt 2 kilo 19.90. Ha bak labne var ama labne sevmiyorsun sen. Ama küçük onlar ha. Krem peynirimiz bitti gene eşim. Hafta içi sandviç yapıyor. Ona bu Migros'un krem peynirinden aldık. 12 lira 50 kuruş. Aslında Torku'nun da öyle hesaplı ama. Torku'nun da hesaplı ama bilmiyorum. Ya bir deneyelim yarım kilo bu. Migros'un da kötü olmuyor ürünleri. Güzel oluyor. Ay tereyağımız yok. Tereyağı. Küçük paket alayım bari. Onu da Migros marka alayım. Ha? Onu da Migros marka alayım. 250 gramı 13 lira. Tam yağlı beyaz mıydı? 600 gramı 26 lira. Kalsın şimdi lütfen. Kalkar mı biteni? Yok şimdi kalsın bu. Sen kaşar istiyor musun? Yok yok ben istiyorum. Ben peynir yetiyorum. İyi tamam. Bak Tahsildar oğlunun var klasik peynir. Valla peynirlere hiç el değmiyor yani fiyat açısından. Ayşe sosisli dana uzun sosis 33.90. Yok yok var canım. Şu balığı 49 liraya almıştık. 9 liraydı. Olmuş şu anda 61 lira. Şaşırdık mı? Şaşırmadık tabii. Migros'ta Paşa Bahçe'nin bu bardakları gelmiş arkadaşlar. Bence çok çok değişik. 40 lira o. 35 lira, 40 lira o civarda. Ama çok güzel. Ne dersin ama? Çok değişik. Bu şekilde olanlar var. Şunlar da çok tatlı, ikili. Gerçekten değişik. Şöyle kadehler var. Çok teşekkürler. Şöyle hem ölçü kabı hem işler tatları var. Burası da züccaciye kısmı. Bence Migros'un züccaciye kısmı da güzel oluyor. Kocaman ya böyle olmaz. Yok bu farklı başka buna benziyor da uzun. Bak siyah kepçe var canım. Neyse yok böyle. Siyah kepçeye ihtiyacımız vardı ya. Farklı bir amaçla kullanıyorlar incekleri. Bir şey var mı? Bir şey var mı? Bir şey var mı? Sen diyorsun ya. Ha. Ben göremiyorum. Ha yok yok o güzel değil. İncek değil olmadı. İşte değil ha. Tavalar, tencereler, cücükler. Balık tavası lazım, evet. Ha şu balık tavası. Carrefour'da bu 89 milyondu. Burada 79 milyon. Canım A101'e geliyor. 59 milyon. Aynı marka. Aynı marka. Daha hesaplı varken neden daha pahalı? Alayım nokta.com yani. Deri saklama kapları var 19.95. Ağzı hava almıyor ve cam sağlıklı bence. Ayşe soslu çok hoşuma gitti. Çok tatlı değil mi? Fiyatı da iyi. Normalde bunlar pahalı oluyor. Çelik sütlük diye geçiyor. 36.95. Nerede geçiyor? Bu üstü ağzı kazanıyor. Kişisel koku ürünleri 17 liraya düşmüş. Şampuanlar düşmüş. Yani kişisel bakım ürünlerinde indirim var. Ağız bakım ürünlerinde bir anla bedava diyor.
Aslında bir tane şu listelinin şeyinden alsam mı ya? Hep fondöteninden aldım. Burada 199 milyon. Hep internette 100 milyon. Yok değil mi bizim şampuanda? Ortadan burada da yok ya. O her yerde olmuyor. Ona şey Watson's'a bakmamız lazım. Evet. Bak şey Eyüp Sabri Kimler burada da yapıyor. Aynen. Şu küçük spreyli kolonyalardan alacaktık benzin istasyonunda. Spreyli 15.90'da. Ay pahalı dedik. Migros'a geldik. Aynı fiyat. Orası da Migros'tu. Ha orası da Migros'tu. Migros jetti ama. Jetti aynen. Benzin istasyonu içindeydi. Aynen öyle. Aldım gitti de şöyle şeyler var. Çalışma masaları var. Böyle çıkmış gitti kızıra. Şöyle bir çift yazdığım kesme konusu. 25 lira. Şurada kesiyorsunuz buraya. Ortalığı vesaire atıyorsunuz. 20 lira. Makarna mı alıyorsun? Hı-hı. Tamam. Deniyorum değil mi? Hı, tamam. Şeyde çubuk alayım mı? Penne mi aldın? Spagetti de alayım mı? Aa bir tane spagetti al. Bunlar güzel oluyor kalem. He. Bir de şey alayım. Yassı spagetti. Aa o güzel yassı. Ondan alacağım. Makarnaların tanesi 4.25. 5 litrelik, 5 kiloluk toz şeker. 39.95 ve herkes almış. Bak hiç kullanmadım ama iri iri güzel güzele benziyor. Ben genelde duru kullanıyorum. Durunun güzel oluyor. Ama ipek de fena değil. Eğer yerliyse alalım canım. Nerede üretiliyormuş? Menşin Türkiye. Tamam. Türkiye diyor canım. Tam olarak yazmıyor ama Türkiye diyor. İpek salçası da var ya zaten. Tamam alalım bir tane de onları alalım deneyelim. Güzel benziyor yani kokoyun. Yani şeyin evet hesaplı diğerlerine göre daha hesaplı. Migros'un kendi markası 9.75. Bir paket yeter tamam. Şimdi tane paket var mı? Yok yeter arkadaşım. 8.75 iyi yani. Kuru fasulye onun şeyi veriyorum sorayım mı sana? Kuru fasulye aa. Bir tane de kuru fasulye alalım. Migros'un ki güzel oluyor. Sabah kahvaltıda diyorum. Sandviçlerle birlikte şöyle sıkma portakal içsem iyi olur. Fiyatları da iyi. İçer misin bunu? Şalgam içme. Ben içerim. Bak şunlardan alsana bakalım. 5.25. Neden alayım? Yok ya. Ama çay içiyorum ben. Çay içiyorum hayatım sabahları. Bunlar da meyve suları. Meyve suyu çeksene. Yok. Bundan değil gel. Kuru kayısı, badem. Rafus alacağız. Gel. Fıstık. Bunlar da sürekli etiket değişiyor. Sürekli. Bunlar da var. Bir lezzet. Yazmıyor fiyata. Market turuna devam ediyoruz. Yine bir şey almayacağız dedik ama aldık aşk aşk. Temel ihtiyaçları aldık aşk aşk. Ne diyorsun bu konu hakkındaki yorumların ne? Vallahi düzeleceğiz inşallah. Ne zaman bu? Biz öyle gideceğiz. Yani bakalım şu olaylar bir geçsin de. O olaylar hiç bitmiyor aşk aşk. Aynen. Bekliyoruz sıramızı. Parça şey alıyorsun. 200 milyon, 300 milyon para tutuyor. Valla öyle ya. Poşet yok bana. Çok öyle bir tane poşet. Ne kadar. Poşet olacak mı? 88 lira, 90 lira. Canım 4 tane alıyorum. Poşet. Tabii tabii 4 tane alalım. Evet, market alışverişimiz bitti. Şimdi otoparka doğru gidiyoruz. Birkaç bir eksik alacağız dedik ama gene aldık bir şeyler. Gene kocaman bir fiş bizimle.
eve gittiğimiz zaman Alana sıkısına ne derse hepsini göstereceğim. Ne kadar tuttuğunu da söyleyeceğim. Şimdilik bir yerleştirelim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Evimize geldik. Poşetlerimizi çıkarttık. Şimdi neler aldığımızı ve ne kadar tuttuğunu göstereceğim size. Öncelikle bu alışverişi yapma nedenimizi söyleyeyim. Biliyorsunuz tedarik zincirleri başkanın bir açıklaması oldu. Yakın zamanda tedarik etmekte sıkıntı çekeceksiniz. Ana temel gıda maddelerini bulamayacaksınız gibi bir açıklama yaptı. Biz onun için biraz eşimle stok yapmaya karar verdik. Yani tedarik edilir edilmez bilmiyoruz ama en azından bir şeyi alırken biliyorsunuz ikinci kez aldığınızı aynı fiyattan alamıyorsunuz. Biz de o yüzden aslında ana nedenimiz oydu. Biraz dedik ana temel gıda maddelerini stoklayalım. Onun için gittik ama bizim aynı fikirde olan çok fazla insan varmış değil mi canım? Markette evet. Un reyonu, şeker reyonu, yağ reyonu inanılmaz böyle talan edilmişti. Hatta şekerden 4-5 tane falan kilo, kalmıştı. 3 tane falan bir şey kalmıştı. Aynen. 5 kiloluk yağlardan da az kalmıştı. Pirinç, bakliyat çok alıyordu insanlar. Sanırım o açıklamadan kaynaklanıyor olabilir yani, veya sürekli zam yani geldiği için. Kısıtlama gelecek dendi, kotokon olacak dendi. Evet ki bazı marketlerde siz de görmüşsünüzdür. Sosyal medyada çıktı. Kota konduğuna dair işte bir tane alabilirsiniz, iki tane alabilirsiniz hatta diye. Hatta marketlerde kaldırıp daha sonra çıkartma olayı da olacakmış. Aynen, galiba. Zamdan dolayı o da biraz fırsatçılık aynen, oluyor fırsatçılık ama olacak. Maalesef onlar da oluyor. Neler aldığımız için? Aynen, bizde sürekli zam geldiği için en azından biraz stoklayalım. Zamlar gelmeden almış olalım dedik. Ayçiçek yağımız birazcık vardı. Daha önceden biz 4 litrelik almıştık. Bayağı bir gitti. Bu seferlik 2 litrelik alalım dedik eşimle. Çünkü başka bir markanın indirimini takip ediyorum. Bulursam onun 5 litrelik yağını alacağım. Şimdilik kullanmak için Migros'un 2 litrelik yağını aldım. 37.90'da değil mi canım? Hı hı. Söyleyeyim evet 37 lira 50 kuruşmuş. Toz şekerimiz de yoktu. Küp şekerimiz vardı evde. Toz şeker almak istiyorduk. Bu Doğuş'un, şunu da şuraya koyayım. Hı hı. Bu Doğuş'un 5 kiloluk şekeri, toz şekeri indirimdeydi. Herkes de bundan alıyordu. Hatta bundan 3-4 tane kalmıştı. Evet, kalmıştı. Bayağı bu da talan edilenlerden biriydi. Onun fiyatı ne kadar? Ha, onun fiyatını söyleyeyim. Doğuş toz şeker 39 lira 95 kuruş. Yani 40 yani, TL. 10 liraya gelmiyor. Evet, 40 TL evet. Onu da almış bulunduk. Bu da unumuz. Unumuz Migros marka. Yine 5 kilo. Bu da 5 kilogram. Aha ne varmış ne varmış. Aa un dökülüyor bundan. Yok o üstünde kalandır. Ha üstünde kalan mı? Üstünde kalandır. Un da aldık. Zaten evde de bakayım 2 kiloluk varmış. 2 kiloluk evdeki söke undu. Bunu da Migros marka aldık. Buna bakacağım şimdi. 25 lira 50 kuruşmuş. Bu da hesaplı aslında. Ya zaten 5 lira kilosuna geliyor. Evet zaten markette dikkat ettim. Böyle genelde herkes Migros'un kendi ürünlerini tercih ediyordu. Biliyorsunuz firmaların kendi markaları daha hesaplı oluyor. O evet. Yüzden çoğu insan baktım un mesela bunu tercih etmiş. Ya bunları tercih çok etmiş. Iyi. Gerçekten evet, iyi yani. Diğer marketlere göre fiyatlar daha uygun. Evet. Eşim böyle şalgam aldı. Ben pek içmiyorum ama o seviyor. Yine filiz makarna aldık. Tanesi 4 lira 75 kuruş. 75 kuruştu. Spagetti aldık. Hı-hı. Kalem aldık. 2 tane de kalem almışız. Ne orada devamı var. Bu ne? 3 tane kalem almışız. 3 tane kalem, 2 tane yastı. Aynen. Yine salça aldık. Salçada sürekli zam gelen ürünlerden evet. Bir tanesi. Migros markayı biz kullanıyorduk. Hı-hı. Evet. İndirimdeydi şu anda. Normalde bu da 8 lira, 8 küsür falan. 9 liraya falan satıyorlar. 8.95 falan satıyorlar. İndirimdeydi. Evet. 6.75. 6.75'ti. Bundan da 2 tane vallahi aldık. Uyguna geldi. Evet. Yani dolapta aslında salçamız vardı ama dediğim gibi sürekli bir zam geldiği evet. için, bir zam furyası olduğu için uygun bulduğumuz zaman stoklama yöntemine gidiyoruz biz de. Bunlar da aç bitir salamlarımız. Bunların fiyatları da 3 lira 75 gibi bir şey. Bunu da atalım böyle. Migros'un yine kendi markası krem peynir aldık. Daha önce almamıştık ama deneyelim dedik. Bilmiyorum lezzetini, tadını. Normalde bunları beyaz kullanıyoruz. Evet.
Bu sefer de bunu. Migros'un kendi markası kuru fasulye aldı. Kuru fasulyenin kilosu 13.75'miş. İpek marka pilavlık bulgur aldık. Bunu ilk defa bu markayı aldık. Yani Migros'ta da ilk defa bu markayı gördüm açıkçası. Bilemiyorum, deneyeceğiz. Ya, İpek aslında güzel bir marka. Salçası falan da var. İpek salça. Evet. Onlar da güzel oluyor. Evet. Ve şey, fiyat olarak da Migros'un kendi ürününden daha hesaplıydı. Evet. Söyleyeyim 8, hatta. 875 galiba. 8.95'miş. Evet. Yani normal Migros'unki Migros 10 liranın üstüydü. Baldo pirinç, Migros'un kendi ürünü. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar ve pilavda falan çok da memnunum. İyi bence. Bundan 2 kiloluk aldık. 2,5 kilo. 2,5 kilo mu bu? 2,5 kilo. Ha, 2,5 kiloymuş. 25 lira 50 kuruş olması lazım. Ah, hemen bakayım onun da fiyatını söyleyeyim. 26 lira 50 kuruşmuş. Yani 26 lira 50 kuruş. Aynen. Yani onun kilosu 10 lira, 11 lira 20 veriyor. Aynen. Bir de Migros'un tereyağını aldık. Bunu bir ara kullanıyordum, sonra bir bırakmıştım ama bu sefer de gene alayım dedim. Genelde Migros'un kendi markalarını, ürünlerini tercih ettik. İlk defa aldıklarım sadece bu krem peynir ve şu marka bulgur. Diğer hepsini zaten kullandığım, bildiğim ürünler. Tereyağı da ne kadarmış? 13 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar. Toplamda bu görmüş olduğunuz, yapmış olduğumuz, biraz stoklama amaçlı, ihtiyaçtan daha çok stoklama amaçlı yapmış olduğumuz bu alışveriş 258 lira 20 kuruş tuttu. O da sadece kuru bakliya. O da sadece kuru bakliya. Temel gıda maddeleri. Gördünüz zaten unu, şeker, yağ gibi, salça gibi ana maddeler. Bizden bu haftalık da bu kadar. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet, like atmayı unutmayın. Evet, abone de olun lütfen.